Merhaba arkadaşlar, Sercan Gezer adlı arkadaşımız CG Motoru için ekipman önerisi fiyatlı birkaç tane ekipman çıkarttım. Bir üst versiyonlarını da açıklama kısmına yazacağım zaten. Grex'in 6.1 kaskı bence sürüşler için ideal. Daha önceden zaten tanıtmıştım bu kaskı. Şöyle yakından göstereyim. Geniş bakış açısı var. Kademeli açılıp kapanan bir tane camı var. Hem ön hem üst havalandırma kanalları var. Arka hava çıkış kanalları var. Bu kask 1390 gramlık bir kask, içi mikrometrik bir bağlantıya sahip, boyun pedleri çıkartılıp yıkanabiliyor, kısmen çıkartılıyor, her şeyi tamamen sökülmüyor tabii ki. Bir çene pedi yok ama çene pedli istersen FF320, FF353 alabilirsin, LS2'nin kasklarıdır. Gayet güzel bir kasktır, polikarbon bir kasktır, fakat hani sen fiber bir kask almak istiyorsan veya fiber alışımlı bir kask almak istiyorsan LSK FF396, 397 gibi kasklara bakman gerekiyor. Bu kask onlardan daha az dayanıma sahiptir. Aklında olsun. Bir mont çıkarttım. Spor bir mont. CG'lere yakışacağını düşünüyorum daha doğrusu. Şöyle bir mont. Venom Sport diye geçiyor. Sport montu nasıl bir mont? Hemen şöyle göstereyim. Tabii ki biraz daha kısa. Ama hani iç tarafında özellikle hani şöyle astarının olması yaz kış sürüşlerinde sana yardımcı olacaktır. Yazın tabi biraz terletecektir. Fakat hani her zaman güvende olmak önemlidir. Özellikle omuz korumaları, dirsek korumaları var. Dirsek tarafında rahat eğilip kalkmak için hani şöyle eğildiğin zaman rahat sürebilmen için şöyle körük mekanizması koymuşlar. Bundan şöyle arka tarafına da, kolun arkasına da koymuşlar. Arkasında yumuşak bir koruma var. CE onay, yani sırtındaki koruma yumuşak. Omuz ve dirsek korumaları CE onaylı. Şöyle koluna göre sıkıştırmak için de şu kısımlarını çıt çıt yapmışlar. Yan tarafında cepleri var ve belinde şöyle cırt cırta sahip. Aynı zamanda bileklerinde de hem cırt cırta hem de fermuara sahip. Bunu da alabilirsin. Astarı çıkıyor ve daha ferah bir sürüş imkanı sağlıyor. Şurada da Vexon'un VS'ydi galiba bunlar. Evet, Vexon'un VS eldivenleri. VS eldivenleri daha önceden tanıtmıştım zaten. Hemen şöyle göstereyim. Yumruk korumaları, eklem yeri korumaları var. İç tarafında hani deri bir kısım var. Aynı zamanda bilek koruması var. Bu bilek koruması gerçekten önemli. İlk düştüğümüzde gerçekten çok işimize yarıyor. Çünkü ilk önce bileğimizi yere koymaya çalışıyoruz. Sonra dirseğimizi, sonra omuzumuzu çarpıyoruz. Tabii ilk önce kafamızı çarpmazsak. Ondan sonra bilek yeri de şöyle cırt cırtlı şekilde açılıp kapanıyor. Yumruk korumaları gerçekten iyi yapılmış. Bunların hepsinin fiyatlarını ben açıklama kısmına yazıyorum. Videonun altına her zaman açıklama kısmına yazıyorum. Bunlar ve bunların bütçesinden bir üst bütçe olarak ekipmanlar paylaşacağım. Onun bir üstü bütçeye göre de ekipmanlar paylaşacağım. Diğer arkadaşlar da yararlansın diye ekipmanları böyle birbirinden ayıracağım. Şimdilik bendeki hani örnekler ve giyim tavsiyeleri bunlar. Umarım yararlı olmuştur. Hepinize iyi sürüşler.